Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen çevreci dönüşüm çalışmaları tanıtım toplantısıyla başladı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın çevreci dönüşümlere önce olması gerektiğini belirtti. ATSO Başkanı Davut Çetin ise iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyanın bir numaralı sorunu haline geldiğine dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen çevreci dönüşüm çalışmaları tanıtım toplantısıyla başladı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ATSO Başkanı Davut Çetin, pandemi ve dünya ekonomisindeki sorunlara rağmen iklim değişikliğiyle mücadele dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelmiştir dedi ve ekledi. Dünyada birçok şehir ülkelerin de önüne geçerek daha radikal kararlar almakta, dizel araçları yasaklamakta, elektrikli araçlara geçişi hızlandırmakta, çevreci veya yeşil dönüşüm şehirleri markalaşmasının yeni bir unsuru oluyor. Bundan sonra bizim ticaretimizin ve turizmin en önemli faktörlerinden biri de bu olacak. İklim değişikliği olacak ve karbon salınımı olacak. Antalya'nın da karbon nötr bir şehir olması için, gelecek nesiller için, bunun yanı sıra da ekonomik gelişmeler için muhakkak bu hedefleri koymalıyız. ATSO Başkanı Çetin'in ardından konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hayatın her alanında yaşanılan değişimin çevreyle uyumlu olması gerektiğine dikkat çekti. Başta teknoloji olmak üzere sanayide, bilimde, sağlıkta, kısacası hayatımızın pek çok alanında baş döndürücü bir değişim ve dönüşüm hareketi vardır. Tüm bu değişim muhakkak çevreyle uyumlu olmalı, çevresel açıdan da dönüşüm sağlanmalıdır. Sözde göstermelik çevrecilik yerine gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir çalışmaları uygulamaya özen göstererek devam ediyoruz. Çevreyle ilgili hususlara duyarsız kalmanın mümkün olmadığını aktaran Başkan Böcek, Antalya'nın çevreci dönüşümlere önce olması gerektiğini işaret etti. Antalya'mız turizm, tarım, tarih, kültür, sanat alanlarında olduğu gibi çevreci dönüşümde önce olmalıdır. Çünkü biz sadece 2,5 milyon refahı için değil, her yıl ziyaretimize gelen yaklaşık pandemi süreci harici 20 milyona yerli yabancı hizmet etmek durumunda kalıyoruz. Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver de çevreci dönüşümler noktasında gerekli önlemler alınmazsa ileride ciddi sıkıntılar yaşanacağına değindi. İklim değişikliği hem yaşamımıza hem ekonomimize bütün döngüye etki eden bir süreç. Bu önlemleri almazsak Antalya'nın en önemli geçim kaynaklarından olan turizm ve tarımın çok ciddi sıkıntılar yaşayacağına çok farkındayız. Konuşmaların ardından program sunumlarla devam etti. Bu konuya değineceğim. İkinci bölüm. Çevreci dönüşüm çalıştayından çıkacak rapor, 2022 yılında kent genelinde yapılması planlanan çevreci çalışmaların yol haritası olacak.